Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tekrar hoş olduk. Çok teşekkürler. Sağ olun. Şöyle güzel. Sıradaki komedyenimiz bir memur kendisi, hatta köşede heyecanlı bir şekilde bekliyor. Ve alkışlarınızla Cengiz Keçeci geliyor sahneye. Ardacığım teşekkür ediyorum. Merhabalar, hoş geldiniz. İnşaat mühendisiyim. Aslında mesleğimi okurken okulda usta şirin gibi olacağım zannettim. Yani işte köprü şirinleyeceğim, baraj şirinleyeceğim. İşte cami şirinleyeceğim falan zannettim. Bu hayallerle işe başladım. Ama ben hayalim reklamcı olmaktır. Çünkü reklam sektöründe çok iyiyiz. Var mı aramızda reklamcı? Yok. Yani o kadar iyi ve inanılmaz işler yapmışız ki. Mesela dünyanın en iyi bilinçaltı... Merhaba, ben Cengiz. 89 Samsun doğumluyum. İnşaat mühendisiyim. Günaydın. 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 Nasılsın? Yaklaşık 3 yıldır beraber çalışıyoruz. İlk işe başladıklarında yeni mezun olduklarından dolayı işe adapte olmakta çok zorluk çektiler. Bizim yaptığımız işler biraz piyasada inşaat emlak olarak bilinen işler. Bakım, onarım, tadilat, yeni bina inşaatı işleriyle uğraşıyoruz. Cengiz Bey de işte bu işlerle iştigal ediyor. Verdiğimiz görevleri başarıyla yerine getiren bir personelimiz. Ayrıyeten tabii bu stand-up yapması, müzikle uğraşması buna artı katan unsurlar. Görevinde başarılı bir arkadaş. Ne yaptık? ATM montajları yapıldı mı? ATM'leri cuma günü halledeceğiz. Cuma yani günü. Çiftlik kabini çarşamba günü yapacak. Çarşamba günü. Bitiriyor, hallediyor. Haftaya. Burada çalışırken insanları güldürmek biraz zor ama işinize konsantre olup başka hiçbir şeyi düşünemiyorsunuz. Aklınıza bir şey gelmiyor. Sürekli iş çalışırken sürekli. Aklıma mesela bazen şakalar geliyor. Çok komik, tutamıyorum kendimi. Kıkır kıkır gülüyorum ama makam oluyor yanında. Gülemiyorsun, kendini tutman gerekiyor. Boş vakitlerimde de yeni şakalarımı arkadaşlarım üzerinde deniyorum. Şaka olduğunu anlarlarsa pek gülmüyorlar ama hissettirmeden şaka yaptığımda bazen dakikalarca durmaksızın gülündüğü oluyor. Yani gül gül bitiremiyoruz. Alo? Ha, orada mılar? Tamam. Oradan geliriz. Tamam. ...177 yıllık köklü bir kurumda çalışmaktan inanılmaz derecede mutluyum. Posta ve telgraf ile halkımıza hizmet verirken bizim inşaatını yaptığımız şubelerin, merkezlerin yaşadığını görmek çok mutluluk verici. Onları izlerken çok mutlu oluyoruz. Şimdi burada gördüğümüz ayaklar, pardon, ayaklarla ilgili sağlamlaştırma yapmamız lazım. Kesinlikle. Buraya ve buraya inanılmaz dayanıklı vidalar atıyoruz ki üstte o durabilsin. Çok rutin bir işimiz var aslında. Çok ciddiyet isteyen, bütün gün dikkatimizi toplamamız gereken bir işimiz var.
İşte gülmeyi unutuyoruz, hesap yapıyoruz, proje çiziyoruz, şantiyelere gidiyoruz, ustalarla uğraşıyoruz, müteahhitlerle uğraşıyoruz. Bunun yanı sıra Cengiz'in bir hobisi var ve bu bizim hayatımızı renklendiriyor aslında. Cengiz değişik bir insandır. Mühendis ama aslında komedyen olmayı çok istiyor ve bunun için de çok emek sarf ediyor. Mesai saatleri dışında hep yazı yazar, mizahla ilgili kitaplar okur, bununla ilgili alışverişler yapar. Onun o renkli kişiliği, o değişik hali bizim günümüzü iyi geçirmemizi sağlıyor gerçekten. Ve bir insanın bir hobisi olması bence çok güzel, yaşam amacı olması çok güzel. Cengiz de buna sahip ve örnek bu anlamda. Şöyle, siz yukarı kaldırırsanız biraz şöyle. Tamam, şu an mükemmel oldu. 10 numara. Bence montajını yapabiliriz. Evet, şu an... Şu an 10 numara bir iş çıkardınız. Elinize sağlık. Mükemmeldi. Bir konuyla ilgili argümanları topladıktan sonra binerim ada vapuruna. Orada bütün şakalarımı yazarım. En güzel şakalarımı ada vapurunda yazmışımdır. Vapurda denizi izleyerek, efendim çayımı içerek, gülerek kendi kendime konuşurum ve şakamı yazarım. Tüm bunlardan arta kalan vakitlerimde de dublaj yapıyorum. Burada bazen ciddi olduğumu anlasınlar diye dublaj ses tonunda konuşuyorum. İşte tamam mı? Resmi yazının nerede olduğunu bulamıyorum. Posta geldi, şimdi ne yapacağız? Gibi ses tonuyla insanlara bazı şeyleri dikte ediyorum. Kızarmış gibi ama tam değil, arada bir şey yani. Kelimelerin söylenişine dikkat ederim. Burada arkadaşlarımı da artikülasyon konusunda uyarırım. Mesela mühendis diyecek adam, mühendis diyor. Bu olmaz, yanlış. Bu arkadaşlara doğru Türkçe konuşabilsinler diye hatırlatmalar yapıyorum. Ben sizi asla unutmam, asla. Ve sonra siz geldiniz. Her şeyimi ama her şeyimi benden aldınız. 4 sevimli bebek penguen. Siz gelince artık kimse yaşlı bir ahtapotla ilgilenmek istemedi. Dilim tembelleşmesin diye her gün temrin yaparım. Her öğle arası bir kitap alır, bahçede sesli bir şekilde okurum. Kurumumuz kalkınmıştı. Bulunduğumuz katı ve üst kattaki iki daireyi de satın aldık. Böylece yer sorunumuzu halletmiştik. Birkaç memur daha alarak kurumumuzun kadrosunu ikinci kez genişlettik. İşlemelerimiz tıkırında gidiyordu artık. İstediğimiz 1, aldığımız 10. Yeni önerisine göre bundan böyle ikinci kat sözü, üçüncü kat mektupla, dördüncü... Kuruma başladığımda bir süre blog yazarlığı yaptım. Bir bakliyat firması sponsor olmuştu hatta. Blog sitesinin girişinde bakliyat resimleri, işte fasulyesi, nohutu falan var. Açıyorsun siteyi, esnaf lokantası gibi. Aslında yazılarda da o tat var. Memurluğa girdiğim ilk günden itibaren 200. mesaime kadar olan dönüşümümü yazdım. İşte o genç, neşe dolu, güler yüzlü, vatana hizmet aşkıyla yanıp tutuşan bir insanken gayet ciddi, işine odaklı, disiplinli ve sempatik birine nasıl dönüştüğümü anlattım. Komedi üzerine okumalar yapıyorum vakit buldukça. Gerek iş yerinde öğle aralarında, gerek evde. Mevzu anlattığın şeyin inandırıcı olması. Zaten stand-up sahnede mantıklı yalan söyleme sanatı. Önce kendin inanacaksın anlattığına. Saçma sapan bir şey. Mesela atıyorum tavukların dünyayı gezmesiyle ilgili bir şey anlatıyorsun. Gezen tavuk. Önce o tavuğun trene bindiğini, uçaklarla, sırt çantasıyla falan eğlenerek selfiler çektiğini falan hayal edeceksin. Bunu bir içselleştirmen lazım. İşte öyle olduğu takdirde güzel şaka çıkıyor. Kızacaksın, sinirleneceksin, agresiflik, bir asabiyet. Bir şeye kızmazsan, bir şeyle derdin olmazsa onun işindeki komiyi bulamazsın. Önce sinir edecek seni, nefret edeceksin, varlığı seni rahatsız edecek. Ondan sonra onunla ilgili önünü alamadığın bir mizah çıkıyor ortaya. Sonra al yarım saat anlat onu. Sandalye cezası aldım, 3 saat bence fazlaydı. Ülkedeki tek uzmanım, belki de dünya genelinde, kainatta yerli uzaylılar dahil, gıcıklık uzmanı deyince aklınıza ben gelebilirim. Gıcıklıkta ilk kural evet diyeceksin.
Bunlardan vakit kaldığında da sosyal medyaya videolar çekiyoruz. Bir kanalım var. Belgesel tadında işler yapıyoruz. Daha çok gizli kalmış komedinin dışa vurumu, hayatla mizahın sentezi, yöntem olarak sahneye uygun olmayan sofistike materyallerin olduğu videolar çekiyoruz. Şimdilik biraz az kişi izliyor, 70-80 civarı. Üzücü, gönül isterdi ki daha çok insana ulaşsın, daha çok memur izlesin, memur yakınları izlesin. Ama yine de video çekmeye devam ediyorum. Kombi mi temizleyeceksin? Gel temizle. Ben hayatım boyunca zaten kombi temizliğini bekledim. Allah'ım da bana şükürler olsun ki bugünleri gösterdi. Artık kombim temizlenecek. Adresi veririm. Ertesi gün bakım ekibi arar, kombi temizlenecekmiş diye. Ama benim kombim yok ki. Bazen sahneye çıkmadan önce heyecan oluyor. Biraz müzikle de uğraşıyorum. Heyecanımı yenmek için sahne öncesi genelde bir blok flüt çalarım sahnenin önünde. Flüt beni rahatlatır. Bazen mekanın önünde çaldığımda beni sokak müzisyeni zannedip para atanlar oluyor. Ama açıklıyorum durumu, hiç sıkıntı değil. Hanımefendi. Ben başka şey için çalıyorum da sorun değil yani. Sahneye çıkıp alkışı duyduğunuzda da o heyecan hiç kalmıyor. Ve alkışlarınızla Cengiz Keçeci geliyor sahneye. Sahneye her çıktığımda, yani istisnasız çirkin kadınlardan bahsediyorum. Yani bu benim için bir teamül, bir gelenek haline geldi. Buradan arta kalan vakitlerimde de stand-up'la uğraşıyorum. İstanbul'da komedyenlerin çıkıp insanları çeşitli şekillerde güldürmeye çalıştıkları etkinlikler oluyor. Bunlara katılıyorum. Çirkinlik net. Yani şükür ki burada hiç göremiyorum. Herkes inanılmaz güzel. Teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Yani Einstein'a da sorsam bu çirkin der. Yani evet, görüyorsunuzdur sokakta. Komedi ciddi bir iş, şakaya gelmez. Milleti kendine güldüremezsen madara olursun. 1+1=2, bu kadar basit. Bunu en disiplinli şekilde yapmaya çalışıyorum. Bir kandırmaca var, bir dolap dönmüş orada yani. O yüzden mutlu oluyorum onları görünce. Babam bana hareket edebilen bir şey aldı, bir balık aldı. Ben de babama jest olsun diye babamın ismini verdim balığa, Kemal koydum adını. Şu sahneyi yıllar geçti, aklımdan çıkartamıyorum. Bir gün babam fanus elini aldı. Benim adım da Kemal dedi. Senin adın da Kemal dedi. Bundan sonra senin adın Kefal olsun dedi. Biz bir Japon balığına ölene kadar kefal demek zorunda kaldık. Stand-up yapan bir insanın aynı zamanda memur olması çok orijinal. Cengiz'i ilk bir açık mikrofon gecesinde böyle takım elbisesiyle, kravatıyla falan geldiğini görünce şaşırmıştım ya. Hani bu adam komediyle uğraşmak için fazla düzgün değil mi? Yani çok enteresan. Hani biraz böyle mülayim gelmişti gözüme ama sonra sahnede izledim. Çok orijinal, şakaları çok güzeldi, çok keyifliydi. Hani o konuda takdire şayan Cengiz'in yaptığı. Çünkü o kadar farklı bir hobiyle uğraşıyor ki, kalıpların o kadar dışına çıkmış ki. Gerçekten takdir edilesi. Yani hayat çünkü tek düze bir şey değil. Ne kadar fazla renk barındırırsak hayatımızın içinde, bizim için o kadar keyifli, o kadar güzel bir hayat oluyor. Kısacası bu iş bir tutku meselesi. Tutkuyla yapacaksın her işi. Mesela buraya ben aşkla geliyorum. Para vermeseler, hiç 0 lira vereceğiz deseler maaşın, yine gelirim işimi yaparım. Komedi de öyle. Hiç para vermeyeceğiz, sahneye çık yıllarca, hep sürekli çık deseler çıkarım. Zaten bir kuruş aldığımı da görmedim. Bu iş tek başına yapılan bencilce bir iş. Tam bana uygun. Hazın da tamamını kendin alıyorsun. İzleyicinin nerede güleceğini çok iyi biliyorsun. Ona göre yönetebiliyorsun her şeyi. O yüzden sahneye çıkınca kendimi dünyanın merkezindeymiş gibi hissediyorum. İşte izleyenleri güldürebilmek, hayatlarına sevgi dolu mini mini dokunuşlar yapmak paha biçilemez. Geriye kalan her şey için insanlık önemli. Hepsinden ayrı, tüm bu yoğunluktan arınmak için de her gün evde en az 1 saat kanunumu çalarım. Komşular zaten mest, bir sesini duyuyorlar. Hepsi mutlu oluyorlar. Sesi beni de rahatlatıyor. Sürekli onu çalmak istiyorum. Bir aşk, bir arzu gibi. Thank you.
en sevdiğim makam Nihavend. Özellikle o makamdan eserleri icra etmeye özen gösteriyorum. Birlikteliği, o mutluluğu, imece usulü çalışmayı yapabilmek benim için gerçekten bir ayrıcalık. Hepsiyle çalışmaktan zevk alıyorum ve o kurumun içinde olmaktan mutluluk duyuyorum. Hepsine buradan teşekkür ediyorum, selam veriyorum. Hoşçakalın.